Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sevgili dinleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, inamı ve ihsanı cümlemizin ve siz değerli dinleyicilerimizin inşallah üzerine olsun. Rabbimize binlerce kez hamdü senalar olsun. Yine bir programımızda Allah dostlarının hayatlarını konuştuğumuz, nice Evliyaullah'ın sohbetlerini işlediğimiz şu programımızda bizi kavuşturan Rabbimize ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Rabbim nice vakitlerimizi kendi yolunda, namazlarla, zikirlerle, ibadetlerle, Resulullah Efendimizin hadisleriyle, onun mübarek ashabıyla, onun yolundan gelen nice Evliyaullah'ın o güzel sohbetleriyle geçirebilmeyi, son nefese kadar imandan, Kur'an'dan, Resulullah Efendimizin sünnetinden ayrılmadan ehli sünnet vel cemaat olarak yaşayıp dilimiz ıslak bir şekilde kelime-i tevhid ile, kelime-i şehadet ile son nefesi imanla verebilmeyi nasip eylesin inşallah. Sevgili dinleyicilerim, bugünkü sohbetimizde Allah'ın izniyle evliyanın büyüklerinden birini işleyeceğiz. Hani bazen deriz ya, ben günah işlediğimde Rabbim beni affeder mi? Ben zamanında içki içtim, ben zamanında kumar oynadım, ben zamanında faize bulaştım. Bunları affedip de Rabbim beni sevdiği kul haline getirir mi? Ben Allah'a dost olabilir miyim? Hani Allah dostlarının nice evliyanın hayatını yaşıyoruz. Bizler de birer evliya adayı değil miyiz? Bizler de birer Allah'a dost adayı değil miyiz? Ya da neden olmayalım? Neden bu kapıya girmeyelim? Evliya olmak çok mu zor, çok mu imkansız? Hayır değil. Evliyalığın yolu işte Allah'a dost olmuş nice evliya, mürşidi kamil zatların bizlere tavsiye ettiği. Kur'an ve sünnet çizgisine sımsıkı sarılırsan evladım, yalandan, gıybetten, dedikodudan, büyük günahlardan uzak durup, farzların yanında nafile ibadet yapmaya başlayıp, Peygamberimizin 3-5 tane güzel sünnetini ihya etmeye başla, boş konuşma, en önemlisi şu dilini tut, kendi şehvetini tut, bundan sonra 3 gün boyunca diyor hiç yalan söyleme, günah işleme, namazların, farzların, nafilelerini yap, evliya olmazsan gel yakama yapış diyor Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri. 3 günde Resulullah Efendimiz'i diyor rüyanda görmezsen bunları uygulayıp gel yakama yapış. Hiç yalan söylemeyeceksin, hiç dedikodu gıybet yapmayacaksın, hiç kötü suizan dahi bulunmayacaksın. Namazlarını kılacaksın, nafilelerini yapacaksın, gece teheccüdüne kalkacaksın, nafile orucunu tutacaksın. Allah için yaşayacaksın, iş yerine gideceksin, makinanda dikişi dikerken kalbinde tefekkür olacak, kalbinde Allah'ı zikir olacak, kalbinde, aklında öğle namazına ne kadar kaldı acaba? Bunun endişesini yaşayacaksın. İşte evliyaların halleri bunlar. Rabbim bizi de o dostlarından eylesin. Rabbim evlatlarımızı da evliyalardan eylesin, salihlerden eylesin. Şimdi sizlere işte bir hayat anlatacağım. Allah dostlarından, büyüklerinden Bağdat'ta yaşamış, meyhanelerde devamlı sarhoş olarak gezen bir zat öyle bir tövbe ediyor, Rabbimin Hadi ismi öyle bir yetişiyor ve evliyanın büyüklerinden oluyor. Çoğunuz tanıyor onu, Bişr-i Hafi Hazretleri. Kim bu Bişr-i Hafi Hazretleri? Hepimize umut olan, Allah'a dostluk kapısının, tövbe kapısının hiçbir zaman kapalı olmadığının en büyük ispatlarından biri olacak Bişr-i Hafi. Hep beraber kulaklarımızı şöyle açalım, şakralarımızı. Allah'a dostluk nasıl oluyormuş? Neyin hürmetine Rabbimin hidayet kapıları açılıyormuş? Dinleyelim o mübarek hayatı. Bişr-i Hafi Hazretleri 8. ve 9. yüzyıllarda, yani 700 ve 800'lü yıllarda Bağdat'ta yaşamış. Bağdat neresi? Irak. Büyük velilerden ismi Bişr bin Haris Abdurrahman. Künyesi ise Ebu Nasır.
yalın ayak gezdiği için Hafi lakabıyla anılırdı. Bişr-i Hafi diye meşhur oldu. 767 senesinde Horasan'ın Merv şehrinde doğdu. 841 senesinde de Bağdat'ta vefat etti. Kabri orada olup ziyaret yeridir diyor. Devam edelim inşallah. İtibarlı bir aileye mensup olan Bişr-i Hafi, Merv reislerinden birinin oğlu. Merv şehrinin reislerinden birinin oğlu ve itibar sahibi bir ailenin evladı. Bu sebeple çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı bolluk, refah içinde geçiyor. Gençliğinde kendisini oyun ve eğlenceye veriyor. Dünyanın cazibesine kapıldığı ve nefsin, şeytanın ve kötü arkadaşların teşviklerine kapılarak oyun ve eğlence alemlerine daldığı gençlik yılları olarak devam ediyor. Evet, ney? Bir nefis ve şeytana uyuyor diyor ve en kötüsü kötü arkadaş. Kişi arkadaşın dini üzeredir diyor ya Peygamberimiz. Kötü arkadaşın insanları ne hale getirdiğini hep beraber göreceğiz işte. Şöyle devam ediyor hayatı. Hizmetçisi diyor, kapıya çıkarak bir gün Bişr-i Hafi'nin kapısı çalınıyor ve kapıyı hizmetçi açıyor. Kapıda gelen kişiye kimi aradığını soruyorlar. Kapıdaki adam, bu evin sahibi diyor, hür mü yoksa kul mu? Hizmetçi, hürdür diye cevap veriyor. Adam da belli, eğer kul olsaydı kulluğun edebine riayet edecek, oyun ve eğlenceyle uğraşmayacaktı diyerek o pir-i fani zat çıkıp gidiyor. Hizmetçi içeri girip kapıda olanları Bişr-i Hafi'ye anlatıyor. Bişr-i Hafi yalın ayak hemen o panikle, Allah Allah kim bu zat diye hemen diyor ayakkabısını dahi giymeden adamın peşinden koşuyor. Ona yetişerek söylediklerini tekrarlatıyor. O kimsenin sözlerinden etkileniyor ve yaptıklarına pişman olup orada tövbe ediyor. Bir müddet sözünde durup oyun ve eğlence alemlerine gitmediyse de, bakın bir an diyor tövbe ediyor önce, bir süre o zatın söylediklerini düşünüp benim Allah'a kul olmam lazım, yaptıklarımdan pişman olup tövbe etmem lazım dediyse de diyor, kötü arkadaşların tesiriyle tekrar eski hayatına dönüyor ve babasından kalan serveti için kendisinden ayrılmayan arkadaşları onu bir türlü bu günahlardan bırakmıyor. Yine bir gün Bişr-i Hafi eğlence alemlerinden bir meyhaneye gitti diyor. Yine meyhanede içiyor ve sarhoş bir halde. Bitkin bir halde meyhaneden çıkıp evine dönerken, işte burası çok önemli. Yolda yağmur yağıyor. Her yer çamur içinde. Yerde çamurların üstünde bir kağıt görüyor Bişr-i Hafi. Ve kağıdı bir alıyor. Kağıdın üstünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısı yazılı. Birden ağlamaya başlıyor. O çamurda yağmurda sarhoş haldeyken hüngür hüngür ağlayıp diyor, kağıdı alıp hemen eve gidiyor. Öpüp çamurlarını güzelce silip o kağıdı tertemiz yapıp güzel kokular sürüyor o kağıda. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısı yazılan kağıda. Ve evinde merdiven gibi en yükseğe ulaşabileceği bir araçla en yüksek yere koyuyor o kağıdı. Ve diyor ki, senin adın ya Rabbi, senin Habibin Muhammedül Mustafa'nın adı böyle tertemiz en yüksekte durmaya layıktır diyor. Ve hala sarhoş bir şekilde ve sonra yatıp o Bişr-i Hafi uyuyor. Hemen alim ve veli bir zat, o kırklar divanı diyor, maneviyatta kırklar divanı toplanır ya, nasıl Mevlana hazretlerini irşad için Şems hazretlerine dediler ya, kim Mevlana'yı irşad edecek, onun yolunda bir baş verilmesi gerek deyince Şems-i Tebrizi elini kaldırdı. İşte kırklar divanı dediği Evliyaullah'ın, o kırklara girebilecek kişinin, evliyalık kapısına girecek, eğitilecek talebeleri dahi Rabbim Resulullah Efendimiz aracılığıyla o zamanın evliyalarını yönlendirir, o zaman bu tasavvuf yoluna gireceklere, kabiliyeti olanlara ve Rabbimizin Hadi ismiyle işte bu şekilde Bişr-i Hafi'ye hidayet
edeceği gibi birçok evliyalık yoluna girenlere hidayet edecek. Ve manevi divan toplanıyor, o evliyaullahın, onun üstadı olan zata. Git diyor rüyada Resulullah Efendimiz. Bişre söyle, ismimi temizlediği gibi seni de temizlerim. İsmimi büyük tuttuğu gibi ne diyor? Rabbimin adı ve benim adıma değer verdi. O çamurlu yerden kaldırdı. O sarhoş haliyle olmasına rağmen gitti evinde tertemiz edip güzel kokularla en üst yere astı. İşte ben de onun ismini güzel eyleyeceğim dünyada ve ahirette onun hayatını da temiz ve güzel eyleyeceğim dedi. Rabbimiz söylüyor diyor bunu o evliyaullah. Bu rüyayı 3 defa gördü o zat ve sabah Bişr-i Hafi'yi arayıp bir baktı nerede bu yine meyhanede buldu. Mühim haberim var deyince içeriden çağırdı. Bişr-i Hafi gelince kimden haber vereceksin dedi o zata. Ve o zat sana Allahü Teala'dan haber vereceğim deyince birden Bişr-i Hafi ağlamaya başladı. Bana kızıyor mu Rabbim? Şiddetli azap mı edecek bana? Dedi. Ve rüyayı dinleyince arkadaşlarına, ey arkadaşlarım, beni çağırdılar. Bundan sonra sakın bir daha beni buraya çağırmayın. Ben artık tövbe ediyorum dedi. O zatın yanında hemen tövbe etti. Bu anda diyor ayağında ayakkabı dahi bulunmadığı için hiç ayakkabı dahi giymedi. Sebebini soranlara Allahü Teala'ya tövbe ettiğim, günah işlememeye söz verdiğim zaman yalın ayaktım. O zaman giymediğim ayakkabıyı şimdi giymeye haya ederim. Allahü Teala Bakara suresi 22. ayetinde mealen biz yeryüzünü sizin için temiz yaptık ve teşrif edip döşedik buyurdu. Padişahların mefruşatı üzerine ayakkabı ile yürümek edebe uymaz. Ayağım ile yer arasında bir vasıta olduğu halde sergisine basmayı caiz görmüyorum. Ben tövbe ettim, tertemizim dedi. Ve devamlı diyor ayaklarıyla gezerdi. Ve yanına o yüzden hafi yalın ayak demek Arapçada Bişr-i Hafi olarak adı kaldı. Allahü Teala'ya tövbe ettikten ve eski yaşayışını terk ettikten sonra bir müddet memleketi olan Merv'de ilim tahsili, hemen önce şeriat ilimlerini öğrenmeye başladı. Dayısı Alim bin Harşam'a talebe oldu. Onun sohbetlerinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. İlim yolunda nice seyahatlere çıktı. Mekke'ye, Küfe'ye, Basra'ya, Şam ve Lübnan taraflarına gitti. Gittiği yerlerdeki alimlerin ve velilerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Bu yüzden seyyah sufilerden sayıldı, devamlı gezen sufilerden. Ve en sonunda Bağdat'a gelerek yerleşti. Gerek memleketinde, gerek gezdiği yerlerde, gerekse Bağdat'ta devrinin ileri gelen alimlerinden ilim tahsil etti ve hadis-i şerif dinledi. İbrahim Sa'd, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem, Hammad bin Zeyd, Şüreyk bin Abdullah, Muaffa bin İmran Musuli ve adını anmadığımız bir sürü Evliyaullah'tan hadisi şerif dinledi. Onun geldiği yıllarda dünya meraklılarının da ahiret sevdalıların da merkezi durumunda olan Bağdat'ta Ahmet bin Hanbel, o dört imamdan biri, Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel Hazretleri ile görüştü. Süfyan-ı Servi ve Fudail bin İyad ve İmam-ı Malik Hazretlerinin de ilim meclis ve sohbetlerinde bulunmaya başladı. Onlardan feyizler aldı. Hadis ilminde güvenilir alimlerden olduğu gibi tasavvufta da çok yüksek derecelere kavuştu. Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel Bişr-i Hafi'yi çok sever, devamlı yanına giderdi. Talebeleri siz alimsiniz, hadiste, fıkıhta, içtihatta ve bütün ilimlerde sizin eşiniz yoktur efendim. Neden Bişr-i Hafi gibi birini sık sık ziyaret ediyorsunuz bir dervişi dediler. Evet dedi İmam-ı Ahmet bin Hanbel, dediğiniz ilimleri ondan iyi bilirim. Fakat o da kalp ilimlerini, Allah'a kulluğu, Allah tarafından verilen o ledün ilmini benden daha iyi bilir dedi.
Nasıl Musa aleyhisselamı Hızır aleyhisselama Rabbimiz gönderdi. İşte Resulullah Efendimiz ilmi ledünün sultanıydı. Onun yolundan geçen nice evliyaullah'a da Rabbim bu güzel ilimleri, marifet ilimlerini, hakikat ilimlerini Peygamber Efendimiz hürmetine lütfedecek. Kendisi diyecekti vefatından önce. Benim vefatımdan sonra nice alimler gelecek. Benim ümmetimin o alimleri Beni İsrail peygamberine muadil olacaklar dedi. Bunu kim söyledi? Alemlerin sultanı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bişr-i Hafiye bu ilme yüksek derecelere nasıl kavuştun diye sorduklarında az yemekle deyip yiyip gülen ile yiyip ağlayan aynı olmaz buyurdu. Yemekleri şu nefsimin istediği bol yemeği kıstım dedi. İlim ve faziletteki yüksekliği, haram ve şüphelilerden sakınması sayesinde insanlar arasında yüksek bir veli, konuşmaları ile tesirli bir yol gösterici oldu. Manevi derecesi öylesine yükseldi ki, Halife Memun, o zamanın İslam halifesi, onu ziyaret edebilmek için Ahmet bin Hanbel'in ara buluculuk yapmasını istedi. Hatta Halife Memun, onun hakkında Bişr-i Hafi'den başka bu diyarda kendisinden haya edilip çekinilecek bir kimse kalmadı demişti. Dini ilimlerde yüksek bir alim, tasavvufta yüksek bir veli olan Bişr-i Hafi Hazretleri, zamanının tıp bilgilerinde de söz sahibiydi. Birçok araştırma yapardı, tıp ilmini de öğrenmişti. Bir gün Bişr-i Hafi Hazretleri rahatsızlanarak Tabip Abdurrahman'a gitti. Ne gibi yemekler yiyeceğini sordu. Tabip de bana soruyorsun fakat tavsiyelerime uymuyorsun dedi. Bişr-i Hafi Hazretleri de hayır uyacağım deyince tabip sirke ve baldan yapılmış cebudin mayhoş suyu içer, ayvayı soyup yersin, sonra da sıcak bir çorba içersin dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafi onun yerini tutacak daha iyi bir şey bilmez misin diye sordu. Tabip de bilmem dedi. Bişr-i Hafi Hazretleri ben bilirim deyince tabip söyle bakalım nedir dedi. Bişr-i Hafi Hazretleri hurdeba denen bir otu sirke ile beraber karıştır dedi. Sonra da ayvanın yerini tutacak ondan daha ucuz bir şey bilmez misin diye sordu. Tabip bilmem deyince ben bilirim dedi ve keçi boynuzunu ona anlattı. Keçi boynuzundan daha iyisini sordu. Tabip yine bilmem deyince ona nohut suyu ile inek yağından bahsetti. Birçok şifa olacak gıdalardan ve nasıl iyileşme yöntemleri, tedavi yöntemleri olduğundan bahsedip ona diyor kendisini tedaviye gelen doktora eğitim verdi. Ve o ne dedi doktor? Sen tıp ilmine benden daha iyi vakıfsın diyerek bu ilimdeki Bişr-i Hafi Hazretlerinin üstünlüğünü diyor kabul etti. Bişr-i Hafi Hazretleri Allah-u Teala'nın emirlerine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan o büyük bir evliya idi. Bir gece rüyasında alemlerin sultanı Resulullah Efendimiz'i gördü. Peygamber Efendimiz ona Allah-u Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun buyurdu. Evet, burası çok önemli. Öyle bir tövbe etti, önceden sarhoş, devamlı içki içen bir zat ama Rabbimiz Celle Celaluhu ona Allah ve Resulünün adının yazıldığı bir kağıda öyle hürmetle, aşkla, ağlayarak, gözyaşı dökerek hürmet ettiği için onu affeyledi. Yani tövbe kapısının nerede olduğu, Rabbimizin neyi affedeceğinin hiçbir belirtisi yok. Herhangi bir hareketimiz, herhangi bir samimiyetimiz, Allah Celle Celaluhu bizi samimiyetle kendisine dönmemizi istiyor. İnşallah Rabbim cümlemizin de günahlarını bağışlasın, kendine dost eylesin bizleri de. İşte Resulullah Efendimiz Bişr-i Hafiye rüyasında ne dedi? Ey Bişr evladım, Allah-u Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun? Hayır bilmiyorum ya Resulallah diye karşılık verdim. Hazreti Peygamber rüyamda bana şöyle buyurdu sonra. Benim sünnetime tabi olman, salihlere, bütün evliyalara hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, ehli beytimi ve ashabımı çok sevmen sebebiyle sen bu yüksek dereceye kavuştun dedi. Aman ya Rabbi.
Evet sevgili dinleyicilerim, Resulullah Efendimiz rüyasında Bişr-i Hafi'yi anlatıyor. Çok önemli bir nokta. Bizler de Allah Celle Celaluhu'nun bizi üstün kılmasını istiyorsak 5 tane madde var burada. Benim sünnetime tabi olman dedi alemlerin sultanı. Bizler de onun sünneti seniyesine sımsıkı sarılacağız. 2. Salihlere hizmet etmen. Allah yolunda nice evliyaullah'a, salihlere, işte akrabalarımız olur, salih gördüğümüz her kişiye hizmet edeceğiz. Onların istediklerini yerine getireceğiz. Din kardeşlerine nasihat etmen. Allah yolunda öğrendiklerini din kardeşlerine ulaştırman. Ve benim ehli beytimi ve tüm ashabımı sevmen. Hani şu sahabe acaba şöyle mi bu böyle mi değil. Benim ehli beytim ve tüm ashabımı, Hazreti Ebu Bekir'imi, Ömer'imi, Osman'ımı, Ali'mi, Uhud şehitlerini, Bedir ashabını, Hazreti Muaviye radıyallahu anından tut Abdullah bin Ömer'ini, bütün tamamını, Resulullah Efendimizin mübarek ashabım yıldızlar gibidir, hangi birini tutarsanız doğruya erersiniz dediği tüm ashabına, şeksiz şüphesiz onlara muhabbet ve sevgi beslemek, Allah katındaki yüksekliğimizi, mertebemizi, Rabbimizin bizi sevmesini istiyorsak bunları yapmamız gerekiyor. Bunları kim söylüyor? Bişr-i Hafi Hazretlerine Peygamberimiz rüyasında söylüyor. Bişr-i Hafi Hazretleri pek çok kimseye ilim öğretip dersler verdi. Nuaym bin Heydam, Muhammed bin Heydam, İbrahim bin Haşim, Nasr İbni Mansur ve birçok evliyaullah ve talebelerinin en önde geleni Sırr-ı Sakati Hazretleriydi. Sırr-ı Sakati kim? Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dayısı ve onun üstadı. İşte Bişr-ı Hafi'den sonra Sırr-ı Sakati geliyor. Sonra Cüneyd-i Bağdadi geliyor. Sonra Maruf-u Kerhi diye o Bağdat'taki evliyaullah hepsinin de kabri şerifini Rabbim nasip eyledi. Bağdat'a 2-3 sene önce gitmiştim. Hem Abdülkadir Geylani Hazretleri, hem Ahmet bin Hanbel Hazretleri, hem İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri, hem işte Bişr-ı Hafi Hazretleri, Sırr-ı Sakati, Cüneyd-i Bağdadi, Behlül-ü Dana, İbrahim bin Havvas, Rabbim nasip eyledi, hepsinin kabrini ziyaret ettim. O kadar güzel yerler, o kadar manevi atmosfer, o kabirlerinde mübarek koku. Rabbim inşallah o dostlarının yolundan bizleri ayırmasın. Onların muhabbetiyle, aşkıyla ömrümüzü geçirebilmemizi cümlemize inşallah nasip eylesin. Çok güzel. İnşallah oralardaki sıkıntılar biter de ümmeti Muhammed şu dostlarının yollarında, onların mübarek kabirlerine, o güzel beldelere giderler inşallah. İşte o Bişr-i Hafi Hazretleri Sırr-ı Sakati gibi onlarca evliya yetiştirdi. Onlara ders verdi, hadisi şerif okuttu. İnsanlara vaaz ve sohbetleriyle pek faydalı olan Bişr-i Hafi Hazretleri onlara dünyada ve ahirette kurtuluşa ermenin yollarını devamlı gösterirdi. İnşallah mübarek sohbetlerinden biraz okuyalım. Bir gün diyor Bağdat'ta bir adam gördüm. Sohbetinde bahsediyor. 1000 tane kırbaç dayak yediği halde hiç sesini çıkarmıyordu. Sonra kendisini cezaevine götürdüler. Peşini takip ettim ve niçin dövüldüğünü kendisinden sordum. Bir kadına aşık olduğundan bu hale düştüğünü söyledi. Bu kadar dayak yediği halde neden ses çıkarmadığını sordum. Sevgilim diyor bana bakıyordu dedi. Bunun üzerine kendisine, ya Allahü Teala'nın seni devamlı gördüğünü bilseydin halin nice olurdu dediğimde hemen haykırarak yere düştü ve oracıkta diyor vefat etti. Evet, hani bana sevgilim bakıyordu, o gördüğü için hiç acı çekiyor gibi durmadım. Ya Allahü Teala seni devamlı gördüğünü bir tefekkür etsen, bir düşünsen ne olacak halin deyince hemen diyor haykırarak yere düştü. Gençliğimde devam ediyor Bişr-i Hafi Hazretleri. Abadan denen yere gitmiştim. Cüzzamlı ve kör bir adamla karşılaştım. Sarası tutmuş, karıncalar vücuduna üşüşmüş, etini yiyorlardı. Başını kaldırdım, kucağıma aldım. Ayılıp kendisiyle konuşmayı bekledim. Ayılınca benimle Rabbim arasına giren bu boş adam kimdir? Rabbim beni parça parça da yapsa benim ona ancak sevgim artar dedi. Bundan sonra artık kul ile Allah arasında gördüğüm hiçbir hikmeti merak edip
niçin böyle oluyor demedim. Hani bazen bir şey görünce ya Allah Celle Celaluhu neden buna izin veriyor? Neden buna? Rabbimin bir hikmeti var her şeyde. Allah'ın bir vaadi var. Yani bazen diyoruz ya küçücük şeyler böyle Allah muhafaza annelerine öldürenler var, küçük çocuklara tecavüz eden bir sürü günahlar işleniyor. Bir sürü kötülükler oluyor. Allah Celle Celaluhu buna neden izin veriyor diye insanlar soru sorduğunda ne diyor Rabbimiz? Zalimlerin yaptığından Allah'ı habersiz sanmayın ayeti kerimede. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Şüphesiz ki Allah onların azabını gözlerin fal taşı gibi çıkacağı bir güne erteliyor. Rabbimin vaadi hak. Bu hayat imtihan dolu. Hepimiz değişik imtihanlar yaşıyoruz. Ama bunların her halinde imanını koruyan, imtihanların tümü gelse dahi namazını, ibadetini koruyanlar zaten imtihanın en sonu ölüm olacak. Nasıl ölürsen öl, öldükten sonra artık imanını kurtarıp imanla, Kur'an'la gittiysen azap yok. Hiçbir kötülük yok. Dünyada yaşadığın bütün imtihanlara o zaman bakıp da ya Rabbi sen onlar hürmetine benim makamımı âli eylemişsin. Ya Rabbi, ya Rabbi ne hallermiş bunlar diyecek diyor. İnşallah Rabbim bizi hayatı yaşarken başımıza gelen işlerde isyandan muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu'nun bizlere biçtiği şu hayatı, kaderimizi isyan edip de neden böyle oldu demekten muhafaza eylesin. Bizler hayatımızda cüz'i irademizle elimizden geleni yapıp külli irade olan Allah Celle Celaluhu bizim hakkımızda ne irade ederse o gerçekleşecek. Kaza ve kadere imanımızı tam eylesin inşallah Rabbimiz. Bişr Hafi Hazretleri işte bu şekilde daha çok yüksek haller sahibi ve çok derin sohbetler eden bir zat idi. Bir gece evden çıkarken ayağının biri eşiğin iç, diğeri de dış kısmında olduğu halde seher vaktine kadar hayret ve hayranlık içinde bekledi. Kız kardeşinin diyor kalbine bu gece Bişr sana geliyor diye ilham olundu. Kardeşi onu beklemeye başladı. Bişr Hafi Hazretleri yorgun ve perişan halde çıka geldi. Hemen evin damına çıkmaya gayret etti ve birkaç basamak yukarı çıktı. Ortalık aydınlanıncaya kadar hayran hayran orada kaldı ve namaz vaktinde aşağı inip camiye gitti. Namazını kılıp da eve geldi. Kız kardeşi bu ne hal böyle diye sorunca Bişr Hafi Hazretleri hatırımdan geçti ki Bağdat'ta Bişr gibi bunca kişi bulunsun, bunlardan kimi Yahudi, kimi Hristiyan, kimi de Mecusi olsun. Benim ismim de Bişr olsun ve İslamiyetle şereflenerek bunca yüksek devlete ermiş olayım. Ben ne yaptım ki bu devlete kavuştum? Onlar ne yaptı ki bu devletten mahrum kaldı? İşte bunları düşünüp şaşkın halde saatlerce kalmamın sebebi buydu. Rabbime şükrediyordum. Aman ya Rabbi diyordum. Evet sevgili dinleyicilerim, gelin bizler de şükredelim. Şu an dünyada 7 milyar tane insan yaşıyor. Bunların içinde belki 1-1,5 milyar Müslüman var. Bu Müslümanların içinde peygamberimizin dediği ümmetim 73 fırkaya ayıracak, 72'si cehennemde, biri nedir? Kurtuluştadır dedi. O da fırkayı naciyedir dedi. Kur'an ve benim sünnetlerime sımsıkı sarılan dedi. Bizler binlerce, milyarlarca insanın içinde şu an Allah ve Resulünü anabiliyoruz. Eğer bizler öğle ezanı okuduğunda hiçbir şey bizi namazdan engellemiyorsa, bizler Resulullah Efendimizin adı anında yüzümüz gülümseyip de aman ya Resulallah deyip bir salatu selam getirebiliyorsak, bizler evlatlarımıza merhametli olabiliyorsak, bizler Allah yolunda cömert olup da bir yetimin başını okşayıp da rahatlıkla insanlara yardım edebiliyorsak, bizler mümin kardeşimizin sevinciyle sevinebiliyorsak, haset edenlerden değilsek, Rabbimize şükretmemiz gereken o kadar şey var. Şu 7 milyar insan içinden bizi imana ermiş olan, iman edenlerden eylediği için sabaha kadar oturup aman ya Rabbi deyip gözyaşı döksek, şükretsek az değil midir? O yüzden nimetler içinde en büyük nimet iman nimetidir. Sonraki nimet Allah'a ve Resulüne ümmet olabilmek. Resulullah Efendimiz'e ümmet eyledi Rabbim bizi. Daha büyük bir lütuf mu vardır? Ve ondan sonraki nimet nedir? Sağlıktır, sıhhattir, evlattır, ailedir. Ama nimetlerin sıralamasında önce Allah ve Resulüne tabi olabilmektir. Namaz kılabilmek kadar büyük bir nimet var mıdır? Allah'ın adını anıp zikredebilmek kadar güzel bir nimet var mıdır?
İşte Büşra Hafi Hazretleri bu nimetleri diyor devamlı tefekkür ederdi. Yine bir sohbetinde şöyle buyurdu. Dünyada aziz olmak, ahirette selamette kalmak isteyen diline sahip olsun. Evet, çok önemli nasihatler. Ahirette aziz olmak, dünyada da aziz olmak isteyenler diline sahip olsun. İki şey kalbe kasvet verir. Çok konuşmak ve çok yemek. Bunlar kalbe kasvet verip nefsin ihtiyacı. Yani midenin ne diyor peygamberimiz? Üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini de nefes için boş bırakın. Bizler tıka basa yediğimizde ihtiyacımız olandan fazlası bize ağırlık yapıp uyku getirir veya şehvetini arttırır insanın. Akşam diyor o yüzden uyumadan 2-3 saat önce yemeği kesmemiz lazım. Yani 6'da 7'de yedin en geç o zaman. 8, 9, 10, 3-4 saat böyle bir şey yemeden uyurken ufaktan acıkmış bile olman lazım ki. Hani tok karnına diyor uyuduğunda insanın sabah namazına kalkması da gece çok ağır olur. Yani yemek yiyip yatan insanların uykusu da ağır olur, uyanamaz. Ne teheccüd kalır ne sabah namazı Allah muhafaza. Hem de gece bir insan diyor manevi rüyalar görmek ister, güzel rüyalar görmek isterse yine hafif aç karnına uyuması lazım. Bunlar hep tasavvuf yolunda Allah dostlarının bizlere nasihatleri. Alimin diyor sözü doğru, yediği helal ve dünya malına karşı sevgisi yok ise zühdü dünyaya düşkün olmaması çoktur. Ne yazık ki bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. İşte ilmiyle amel etmesi lazım bir, helal yemesi lazım ve dünya malına karşı sevgisinin az olması lazım. Bugün bakıyorsun günümüzde ne oluyor? Herkes bir para, pul, mal, mülk peşinde. Yani alimlere baktığında Rabbim ilmiyle amel edenlerden eylesin. İşte herkes öyle alim olamıyor. İlmin afetleri var diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. O Kimya-i Saadet kitabında, İhya-i Ulumiddin kitabında ilmin afetleri bölümüne bakarsanız, cehennemin birinci katında peygamberimiz Miraç'ta gördü. Nice alimler insanlara dini anlatanlar olacak diyor. Anlattıklarını sadece beni dinlesinler diyecek. Amel etmeyecek. Biz burada Allah muhafaza sohbet edip de Allah muhafaza namazımızı kılmazsak, ibadetimizi etmezsek, yalan söylersek, yalan yere yemin edersek Allah'ın bizi bütün günahlardan muhafaza eylesin. Hepimiz için geçerli. Sen bunları tavsiye ediyorsun, kendin yapmıyorsun. İşte o ilim diyor senin yüzüne paçavra gibi fırlatılacak. Allah'ın bizleri onlardan muhafaza eylesin. O yüzden İlim, amel ve ihlas muhteşem üçlü bunlar. Önce ilmi öğreneceksin. Bakın ilimsiz de olmuyor. Bir insan farzlarını, sünnetlerini bilecek. Sonra bununla amel edecek. Nasıl amel edeceğini bilmiyorsa Kur'an ve yaşayan Kur'an olan sünnet Resulullah Efendimiz'e bakacak. Namazı nasıl kılar, orucu nasıl tutar, ibadeti nasıl eder, haç ibadetini nasıl yapar? Bunun gibi tüm ibadetlerin güzellikleri nasıl yapıldığını da takvasını da Resulullah Efendimiz'den öğrenecek. Ve ihlas bunları yaparken de Allah rızasından başka hiçbir şey göstermeyecek. Sebep aramayacak. Ya Rabbi ilahi ente maksudi ve rızaike matlubi ya Hazreti Allah diyecek. Allah Celle Celaluhu'ya ya Rabbi niyetim, amacım, maksadım hep senin rızandır. Ne olur bizi razı olduğun kulların arasına dahil eyle diyeceğiz. Anne babanın diyor Büşra Hafi Hazretleri birçok sohbeti var. Birkaç tane daha okuyup bitireceğim. Anne ve babanın evlatlarına olan duaları bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Ya hepimiz anne babamızın dualarını bol bol almamız lazım. Vera diyor, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Vera korku, yani o günahlardan, her şeyden korkmak. Şüphelilerden, şüphe edeceğin şeye dahi. Bakın dinde, yani günah mı değil mi denen şeylerde hep şüpheli davranacağız. Günah olma ihtimali olanlardan dahi evliyaullah uzak dururmuş. Tasavvufta sadece haram değil, mekruhlardan, mübahların bile çoğundan uzak durulurdu. Niye? Çünkü acaba aman ya Rabbi ben takva yolundayım. Ben Kur'an ve sünnet yolundayım. Resulullah Efendimiz olsa bunu yapar mıydı? Bakın söz ve ölçü bu. Yani
Bazen soruyorlar, sigaradan bahsediyorlar, haram mı değil mi? Ya kardeşim, bu kadar inceliyorsunuz, hani bu kadar takva olmaya çalışıyorsun. Kendine diyor şu soruyu sor. Sigarayı düşün. Resulullah Efendimiz, Allah muhafaza, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, nice sahabe, evliya bu sigarayı eline alıp ağzına sürer miydi? Allah aşkına bu soruyu sorduğunda zaten midem bulanacak. Aman ya Rabbi diyeceksin, bırakacaksın. Yani bu işte haram mı, mekruh mu, şey mi, hoca herkesten fetva arayacağımıza biraz takva yoluna girelim Allah için. Yani içtiğinde ağzın affedersin leş gibi kokuyor. O sigaralı ağızla gidip Allahu Ekber deyip Allah'ın zikrini anıyorsun. Sigara içen bir insanın yanında içmeyen biri durduğunda nasıl midesi bulanıyor, kötü hissediyor kendini değil mi? O ağızlarla Allah'ı nasıl zikredeceksin diyor evliyaullah işte. Yani kendine buradan ölçü ver. Allah'ım inşallah kardeşlerimize de yardım eylesin. İnşallah içenlere de en kısa sürede bırakabilmelerini nasip eylesin. Eğer bizler Allah'ın rızasını istiyorsak, bizler Rabbimizin cennette cemalini görmek istiyorsak, Allah ve Resulü'nün sözlerini, hayatını, Resulullah Efendimiz'in sünnetlerini ihya etmemiz lazım. Bizler haramları bırakıp da mekruhlardan dahi, şüpheli olan her şeyden dahi uzaklaşmamız lazım. Bizler farzlardan sonra sünnetleri yapıp nafileleri dahi Resulullah Efendimiz böyle yapardı diye onlara da uyarsak, işte o zaman muhabbet gelir. Muhabbet kalbe girdi mi, işte o ayeti kerime, inne salate tenha anil fahşai vel münker, o namaz insanı kötülükten, hayasızlıktan alıkoyar diyor ya ayet. İnsanlar bunu eleştiriyor işte. O namaz kötülükten, hayalıktan işte uzak eder diyor. Bizim burada bir arkadaş var, namaz kılıyor yalan söylüyor. Namaz kılıyor işte şunu yapıyor. Namaz kılıyor dedikodu yapıyor. Neden diyor. İşte burada sır tasavvufta, sır takvada. O namazın farkında değil çünkü. Çünkü namazla ilgili yine Maun suresi var. Vay o namaz kılanların haline. Onlar kıldıkları namazın farkında değildir, gösteriş yaparlar diyor. Allah'ın muhafaza eylesin. O yüzden öncelik güzel ahlaktır, imandır, ihlastır. Bir insanın ihlası, yani ibadeti Allah rızası için yapmazsa, namaz kılsa ne olur, oruç tutsa diyor o aç kalır, namaz kılsa boş yere eğilip kalkar diyor Peygamberimiz. O yüzden namazlarımız, ne diyor Kur'an'da ayette, benim namazım da, ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de Allah içindir diyor bir ayette. Tam olarak yanlış okumayayım. Sevgili dinleyicilerim, o yüzden şu Allah dostlarının sohbetlerini, hayatlarını sizlere okuyorum ki, kimisi günahlardan dönmüş, kimisi doğuştan Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi evliya olarak yaşamış, ömrünü günahsız geçirmiş ama Rabbim hepsine farklı farklı ikramlar etmiş. Bizler de ne olacak? Allah'ı bol bol zikredeceğiz. Rabbimizi anacağız. Yani bu sohbetleri böyle dinleyip geçersin. Aman ne anlatıyor işte. Böyle diyen de olur ama dinleyenlerden bir kişi, vay be kardeşim doğru diyorsun, bak evliya mübarek ne güzel söylemiş der. Bir kişi tövbe eder, namaza başlar. Bir kişi içkiyi bırakır, bir kişi sigarayı, günahı, başka bir şeyi bırakır. Bir kişi aman der, ya Resulullah Efendimiz'i ben de anayım adını, ben de onu çok seviyorum. Bak ne güzelmiş, bak bir Şirafi Hazretleri içki içiyormuş, öyle bir tövbe etmiş, Peygamberimizin adına değer vermiş, büyük evliya olmuş. Belki bir elinde içkiyle arabada yolda giderken denk gelir adam sohbetimize. Tövbe eder, bir bırakır, istiğfar eder, aman ya Rabbi der. Rabbim onu tertemiz eder. Bizim burada nasihatten, hani kıssadan hissemiz nedir sevgili dinleyicilerim? Hiç kimseyi hor görmeyeceğiz. İçki içer, kumar oynar, faize bulaşır, haram yer, zina yapar. Duyduk. Aman ya Rabbi onu affet diyeceğiz. Gidip ona da sen böyle yapmışsın, sen içki içiyorsun pislik adam, sen şöylesin be adam, sen zina yapmışsın kafirsin, sen cehennemliksin, Allah muhafaza. İnsanları yargılayıp da insanları cehenneme atma veya cennete koyma yetkisi bir tek Allah Celle Celaluhu'nundur. Bu kibirden oluyor. Kıldığı namazla kibirleniyor. Tuttuğu oruçla kibirleniyor. Bıraktığı sakalla kibirleniyor. Sardığı sarıkla, giydiği cübbeyle giymeyen herkesi eksik görüyor. İşte bu da en büyük afet, ilmin afetidir. Allah muhafaza eylesin. Bir insanın diyor Allah'a yakınlığı arttıkça tevazusu artmıyorsa o insan ibadetini Allah rızası için yapmıyordur. Bu çok önemli sevgili dinleyicilerim. Allah'a yakınlık. O yüzden Evliyaullah kendine miskin Yunus, derviş Yunus diyor.
Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimizin hallerine baktığında soruyorlar, bir kişi vallahi cehenneme gidecek, herkes cennete gidecek deseler, acaba o cehenneme giden ben miyim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sevgili dinleyicilerim, sahabe, benden sonra peygamber gelse Ömer gelirdi denilen zat bu sözü söylüyor. O yüzden çevremizde kendini Allah'ım övmekten muhafaza eylesin. İnsanları da yüzüne karşı o yüzden övmeyin. Kibirlenir, nefsine ağır gelir, bu sefer ibadetlerinin ihlası kaçar. İnsanları arkasından helal olsun, Allah razı olsun şey deyin. Ama yüzüne insanları böyle çok övmeyin. Ben de mesela kendim de bazen bundan rahatsız olurum. Bizde bir şey yok. Biz Allah'a kul olmaya çalışan aciz insanlarız. Hepimiz de ne yapacağız? İbadetlerimiz arttıkça acizliğimiz artacak. Kulluğumuz artacak. Aman ya Rabbi. Ne diyor Resulullah Efendimiz Berat gecesinde? Ya Rabbi, sana layıkıyla kulluk edemedim. Hazreti Ayşe annemiz durdu. Ya Resulallah, sen nasıl bu sözü söylersin? Senin cennetle müjdelenmedi mi Fetih Suresi 2. ayet? Senin bütün günahlarının bağışlandığı ayetle sabitken sen nasıl layıkıyla kulluk edemiyorum dersin? Peygamberimiz ne dedi? Ey Ayşe, Rabbim bana öyle lütuflar, öyle ikramlar veriyor ki her gün verdiği ikramları arttırıyor. O yüzden bu ikramlar, bu güzellikler kesilmesin diye ben Rabbime hep tövbe istiğfar ederim. Günde 70 ila 100 defa tövbe ettiğini söylüyor. Alemlerin Sultanı Muhammedül Mustafa. Biz geldiğimizde yaptığımız ibadetlerle, işlemediğimiz günahla, ben işlemiyorum bu adam işliyor. Aa, demek ben üstünüm. İçinden bile diyor, bir insanı kendinden, kendini başka insanlardan, günah işleyen bir kardeşinden üstün görüyorsan hemen o içindeki düşüncene bile tövbe et diyor Evliyaullah. İşte bu takva yoludur. Hep başın önde, hep mütevazı, ne kadar ilminde olsa, alimde olsan, evliya da olsan, zaten Allah dostları bu halleri bildiği için hep böyle nasihat eder, hep güler yüzlü. Kimden almışlar bu huyu? Alemlerin Sultanı Muhammedül Mustafa'dan almışlar. Allah'ım inşallah o dostlarının yolundan bizi bir an bile ayırmasın. O dostlarının sohbetlerinden bizi bir an bile ayırmasın. Daha çok kıssaları var Bişri Hafi Hazretlerinin. Sohbetlerinde hep bunlardan bahsediyor. Maruf-u Kerhi Hazretlerinden bahsediyor. Onunla olan sohbetlerinden bahsediyor. Ve bunların hepsinde Allah'ın rızasını, Evliyaullah'ının güzel hallerini bahsediyor. Bir gün Bişri Hafi Hazretleri diyor, Hazreti Ayşe'den rivayet edilen şu hadisi nakletti. Hazreti Ayşe annemiz buyurdu ki, ben bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sual ettim. Ya Resulallah, kadınların üzerinde cihat var mıdır? Peygamberimiz buyurdu ki, kadınlar üzerinde de cihat vardır. Lakin o cihatta savaşmak yoktur. Ben de o cihat nedir ya Resulallah dedim diyor Ayşe annemiz. Resulullah Efendimiz, o cihat hac ile umreye gitmektir dedi. Evet, beni dinleyen bayanlara söylüyorum. Resulullah Efendimiz söylüyor Ayşe annemize. Siz gidip savaşmayacaksınız. Sizin cihadınız hac ve umre için Mekke'ye gitmektir dedi. Rabbim cümlemizi o güzel topraklara gidebilmeyi inşallah nasip eylesin. Bişri Hafi Hazretleri ilim, irfan ve fazilet sahibi olup güzel ahlaklıydı. Onun üstünlüğünü herkes kabul ederdi. Halleri ve yaşayışı ile ilgili olarak Abbas bin Dekham radıyallahu anh şöyle diyor. Dünyaya geldiği gibi ölen tek insan Bişri Hafi'dir. Dünyaya malsız geldi ve malsız mülksüz gitti. Ölüm döşeğinde yattığı sırada biri gelerek ondan bir şey istedi. Onun bir gömleği vardı. Onu da çıkardı, dilenciye verdi ve başka kimseden ödünç gömlek alıp o şekilde vefat etti. Yani ölünce diyor bir gömleği dahi yoktu. O şekilde gitti. Bişri Hafi Hazretleri yalın ayak gezdiği için Bağdat sokaklarında diyor, bakın şu olaya. Orada diyor Bağdat sokaklarında hiçbir hayvan, kedi, hiçbir köpek dahi sokaklara dahi pislemez, şehrin dışına doğru çıkar, o merkezde Bişri Hafi'nin bulunduğu yerlerde hiç diyor yerleri dahi pislemezdi. Evliyaullah o hayvanların dilinde Rabbim onlara lütfediyor ya, buralarda Bişri Hafi yalın ayak yürüyor. Necis pisliklerimizle o sokakları kirletirsek Allah bize sorar derdi, hayvanlar dahi bu düşüncedeydi.
Bir gün diyor, o zamanın evliyaullahı bir baktı, bir köpeğin diyor sokağa pislediğini gördü. Eyvah dedi, zamanın büyük evliyası Bişr-i Hafi vefat etmiş. O olsaydı hayatta bu sokaklarda köpek dahi yıllardır burayı pislemezdi dedi. Ve diyor onun vefat ettiğini o evliya, diğer Allah dostu bundan dahi anlamıştı. Ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle geçirdi Bişr-i Hafi. Şüphelilerden dahi son derece sakınırdı. Konuştuğu zaman etrafa ilim, ahlak ve hikmet kokuları yayılırdı. Tasavvuf yolunda büyük makamlara erişti. 841 senesi Rebu'evvel ayında Bağdat'ta vefat etti. Vefat ettiğinde cenazesini sabah evden çıkardılar. Fakat çok kalabalık olduğundan kabristana ancak diyor gece varabildiler, dualarla, zikirlerle. Kendisini rüyada görüp Allahü Teala sana nasıl muamele etti diye sorduklarında, benim cenazemde bulunanı ve kıyamete kadar beni sevenleri, bana İhlas Fatihalar okuyanı affeyledi dedi. Allah'ım inşallah o dostlarını yolundan ayırmasın. Bazı şeyleri biz basit görüyoruz. YouTube'da da sohbetlerimde Evliyaullah'ın hayatını anlatınca, onun kerametlerinden bahsedince bazıları yorum yazıyor. Ya kardeşim Allah'ım size hidayet etsin diyor. Siz diyor nasıl akılsızsınız diyor. Nasıl inanıyorsunuz böyle şeylere diyor. İşte Rabbim bu yolları isteyene, yani Rabbim dilediğine nasip eder. Şeriat, farzlar bütün herkese emirdir. Ama tasavvuf yolu, tarikat yolu, o yola gönülle gidenedir. Akıl bu yolda perdedir. Mevlana Hazretleri ne diyor? Bu yola akılla çıkılır ama bir süre sonra bu yola kalple devam edilir. Yani akılla her şeyi anlamaya çalışıyor. Evliyanın kerametini ne oluyor aslında? İnkar etmeye kalkıyor Allah muhafaza. Kur'an'da evliyanın kerameti haktır. Meryem annemiz peygamber değildi, evliyaydı. Yaz günü kış meyvesi, kış günü yaz meyvesi olur önümde dedi. Babasız bir şekilde İsa aleyhisselamı doğurdu. Bu Meryem annemize verilen kerametti. Bunun dışında ashab-ı keyf peygamber değildi. Salih çocuklar, gençlerdi. 309 yıl Rabbim onları uyuttu. Bu onlara verilen kerametti. Süleyman aleyhisselamın kıssasında Belkıs'ın tahtını kaç ki 3000 kilometreden Asaf ismindeki onun Süleyman aleyhisselama tabi olan o zamanın bir evliyasıydı. Tay-i mekanla bir anda o kocaman kaç tonluk tahtı getirdi. Bunu da akılla anlatamazsın. O Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin zamanında Eskici Mehmet Dede bir anda buradan Kabe'ye gitti. Nice Evliyaullah'ın harikulade halleri vardı. İşte Bişr-i Hafi Hazretleri zamanında da birçok güzel haller oldu. Onlar bu hallere nasıl kavuştu? Allah ve Resulünü severek kavuştu. Olay keramette değil. Bizler keramet üzerinden gitmiyoruz ama onlar da Rabbimizin delilleri. Rabbimizin gücü her şeye yetmez mi? Yeter. Rabbim de bu dostlarına bu ikramları yaptı. Yani bunlara da iman edip teslim olmak lazım. Bizler bütün Evliyaullah'ı tasdik ediyoruz. Rabbim cümlesinden razı olsun. Şu yaptığımız sohbetleri Dergi Hazretinde kabul eylesin. Bişr-i Hafi Hazretlerine de, Sırr-ı Sakati Hazretlerine de, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine de, Abdülkadir Geylani Hazretlerine de, Nakşibendi Muhammed Bahattin Hazretlerine de, Resulullah Efendimiz'i, Allah ve Resulünü seven, sahabeleri seven, Kur'an ve sünnete uyan tüm herkesi seviyoruz biz. Kalbimiz hepsine açık. Kimler Allah ve Resulünü seviyorsa başımızın üstünde yeri var. Biz böyle diyeceğiz ve muhabbeti, aşkı açacağız. Ve o dostlarının hürmetine de Rabbimizden mağfiret dileyeceğiz. Allah Celle Celaluhu hepinizden binlerce kez razı olsun. O bir